Evet arkadaşlar, bu da benim tamirci çırağı. Nereye girdin lan öyle? Şşş, gel bakayım buraya. Orada onar alacak bir şey yok, gel buraya. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracımızın fren balatalarını değiştireceğiz. Her hafta sonu biliyorsunuz ki video çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Bu hafta sonu aracımızın fren balataları bitti. Genelde bu araçlarda, yani daha doğrusu şu aracın çoğunda ön balatalar erken biter, arka balatalara göre. Ön balataların çok eski sebebi, biliyorsunuz ki bu ABS ESR muhabbeti var ya, tekerlerin sağ solun ayrı bir sıkma olayları var bu. Yani biraz uzun detaylı bir şey bu, bayağı bir konu. O yüzden fazla anlatıp da sıkmaya gerek yok. Ön balataları değiştireceğiz. Bunun için ekipmanlarımız önceden hazırladım. Tabii ki çok kolay olmuyor tekerleri sökmek. Bende makine yok, kompresör cihazı yok. Her şeyi manuel yapıyoruz. Manuel yaptığım için biraz zaman kayboluyor. Normalde kompresör cihazı falan olursa daha hızlı, yani bir en fazla yarım saatte iki tekerde değiştiririm. En fazla o da süreceği süre. Bu duvarda ilerleyen zamanlarda aşağıki atölyeyi göstermiştim. Bu atölyenin eksiklerini tamamlayacağım. Havaların çok soğuk olduğu için ulaşamıyordum. Harç falan hazırladığım zaman sıkıntılar oluyordu. Kapıda hazırladığım için. Ya, yağmur yağışta oluyor ama genelde bir şey oluyor. Ondan kaynaklı. Bugün havayı iyi buldum. Arabacım havalar iyiyken aracın balatalarını değiştirmeye karar verdim. Hani zaten yani bir iki hafta üç hafta daha idare ederdim ben, ama risk atmaya gerek yok. Fren işi bu. Ondan kaynaklı ön balatalarımızı erkenden müdahaleyle değiştireceğiz. Şöyle şunu da söyleyeyim. Bu atölye ilerleyen zamanlarda eksiklerini, yani kompresör alacağım, kompresör, lastik makinesi falan, bu tarz ekipmanlar da alacağım, ama tabii ki bunların hepsi sermaye gerektiriyor. Çok yüksek miktarda ürünler bunlar. Yavaş yavaş ilerleyen zamanlarda Tofaş için de bu arada fiyat aldım, kaporta fiyatı. Boyayla kaporta fiyatı, yani ayrı ayrı fiyat veriliyor. Kaporta için 6000 lira fiyat aldım, boyamak için dıştan, sadece dıştan boya 12000 lira fiyat aldım. Toplamda totalde 18000 lira gibi maliyeti var, 17-18 arası. Bakalım. Usta işin yoğun olduğu söyledi kaportacı. Ondan kaynaklı şu an bekliyorum. Eğer aracı, şu an mekanikçi ustadan da randevu aldım. Salı günü Tofaş'ı mekanik ustasına götüreceğim. Kendi ustam, bu ustam iyi bir usta. Ondan kaynaklı ona götüreceğiz. O da yoğun olduğunu söyledi. Yine ben ısrarlarımla haftaya salı gel demişti bana. Yani bu salı, önümüzdeki salı aracımızın mekanik aksamlarına baktıracağım. Daha sonra da muayene için hazırlığını yapacağım. Muayenesi geçti bu arabanın bu arada. Muayene borcu ne kadar çıkar bilmiyorum. Bir bakacağım ona da. Mekanik aksamlarını da geçirdikten sonra bir muayene hazırlığını yaparım. Eğer muayeneden geçersem, zaten kaporta ile ilgili acelemiz yok. Yani kaporta ile muayene işinin bir bağlantısı yok. Sadece altı önemli. Altına bir pütür attırıp o şekilde muayeneyi hazırlamış oluruz zaten kaporta ile ilgili. Şimdi aracımızın balatalarını sökmek için arabamızı lifte kaldıralım. Tekerleri sökelim. İlk olarak vidalarımıza WD-40 sıkıyoruz. Yoksa açması zor oluyor.
arkadaki iki tane toz lastiğini söktük şu altta. Burada olmak üzere. Bir de şu aşağıda. Aynısında şurada da var. İki tane ayrı ayrı. Orayı söktüğümü baltamızı sökmüş olacağız. Fren hidrolik kapağını açıyoruz yoksa geri basınç yapacak. Bu şekilde bastırdığım zaman baltayı çıkarmış oluyoruz. Balta kalmamış anasını satayım. Oo, baltalar bitmiş. Sıfır balata. Şu sağda gördüğünüz yeni eski balata. Bu da soldaki yeni balata. Aradaki farka bakar mısınız? Bayağı bir sonuna kadar yemişiz balatayı. Arkadaşlar diski tonalatmadığım için şu kenardaki yerler var ya, buraları sizin parayla biraz yuvarlak vereceğiz, ovallık vereceğiz. Bunun sebebi de şuradaki çıkıntı. Şurası çıkıntılı olduğu için. Yani çıkıntılı olduğu için burayı yumuşatacağız, yani yuvarlak vereceğiz. Ovalayacağız böyle sizin parayla. Oval bir şekilde. Yani bunu yapmamızın sebebi de balıkların ıslık sesi yapmaması için, engel olmak. Bir nebze de olsa sesi kesiyor. Baltamızı yine yerleştirdik. Ufak da kenarlarına gires sürdük. Şunu da çalışıp çalışmadığına bakın, yoksa baltalarını sıkar, baltayı yakarsınız. Şu an çalışmasında herhangi bir problem yok. Esnemesi iyi. Bunun esnemesi nasıl? Bunun esnemesinde de sıkıntı yok. Ufaktan yine bir yağ verelim biz buna. Şimdi baltalarımızı geri takabilmek için şu pistonları geri iteceğiz. Bu işlemi yaparken şu baltayı ters koyup eski baltayı şu şekilde işkenceyle şöyle sıkacağız. Evet arkadaşlar, bu da benim tamirci çırağı. Nereye girdin lan öyle? Şş, gel bakayım buraya. Orada onu alacak bir şey yok, gel buraya. Lan! Ne yapıyorsun orada sen? Gel burada, onu alacak bir şey yok. Gel buraya. Nereye yapıyorsun orada? Kalk lan, çık lan. Çıksana oğlum oradan. Bak ya, gitti oraya da, oturdu bir de ya. Kalksana oğlum oradan. Evet, pistonlarımızı geri ittik. Şöyle. Bunu itmeden balataya oturmanız şansı yok. Çünkü balatalar şu an geniş olduğu için geri bastırıyoruz ki bayraktan hidrolik kapağını açmayı da unutmayın, yoksa hidrolik basınç yapar. Zor olur sizin için de. Evet, gördüğünüz gibi yerine oturttuk. Şimdi şuradaki vidalarını takacağız. Ya sen oradan niye çıkmıyorsun? Şşş, elim de kirli, elleyemiyorum seni ya. Kirletmek de istemiyorum. Pişt, çık lan oradan, çık. Bak ya. Gel buraya iki vida sık ya. Ne yapıyorsun orada sen? Evet, gördüğünüz gibi vidalar geri hareket eden sıkıntı yok. Sağ sol oynuyor rahat bir şekilde. Frene bastım, boşluğu alacağız. Şu an boşluk var tabii ki. Şu yayların oynaması çok önemli. Şu aradaki lastik olan yer oynaması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu an işlemler bu kadar. Hani çok bir zor bir işlemi yok. Şuradan da toz lastiğimize takalım şöyle. Evet, toz lastiğimize taktık. Şöyle aynı işlemi şuraya da yapalım. Şurada da var aynısından. Şöyle. Evet, toz lastiğimizi de taktık. Tamamdır. Evet arkadaşlar, az önce gördüğünüz gibi de sağ tekerimizin fren balatalarını değiştirdik. Bu işlemi gün geçtikçe tabii ki daha hızlı yapmaya başladım. Çünkü ilk başta yaparken bakarak görerek yaptığım için şimdi bu ikinci değiştirişim olduğu için biraz daha hızlı oldu. Yani toplamda malzemeler elimde olduğu sürece en fazla 10 dakikada, 5-10 dakikada bir balatayı, tekerin balatasını değiştirebiliyorum. Kompresör cihazım olsa daha da hızlı oluyor bu. Yani 5 dakika ortalama bir sürede bir fren balatası değişiyor. Yani çok fazla bir külfeti yok aslında.
Önemli olan bunu inanıp da başarabilmek yani. Pes etmeyin bir şeyi öğrenmek için. Ben bunu öğrene kadar tabii ki sadece bunun için değil yani bütün konularda böyle. Yani bir şeyi de pes ederseniz başaramazsınız. Ben elimden geldiği kadar sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bu şekilde öğreniyorum. Tabii ki fren bittiğinde şöyle de anlayabilirsiniz fren balataların. Fren hidrolik ışığınız yanıp sönmeye başlar rampalardan aşağı inerken. Rampalardan aşağı inerken fren hidrolik ışığınız yanıp sönmeye başlıyorsa yani bu el freni çektiğinizde ışık ya var ya o ışık yanıp sönmeye başlıyorsa bil ki fren sıvınız azalmıştır. Fren sıvının azalmasının sebebi ya kaçak vardır ya da fren balatalarınız azaldığı için bitmeye yakın olduğu için fren sıvınız alt seviyeye düşmüştür. Bundan kaynaklı. Ben de şimdi fren balataları değiştirdiğim için tekrardan eklememe gerek yok. Çünkü yeni balataları eklediğimiz zaman fren sıvısı tekrardan olması gereken seviyeye yükseliyor. Yani fren sıvısı hiçbir şekilde eksiltme yapmaması gerekir yani arabalarda. Eğer eksiltme yapıyorsa bilin ki kaçak ya da balatalarını bitmiş demektir. Bir diğer işlemi öbür tekere de yaptıktan sonra işlemimizi bitireceğim. Bunun videosunu çekmeyeceğim çünkü diğer işlemlerin aynısı. Tekrar aynı işlemleri tekrardan çekmeye bir gerek yok. En son olarak da şunu göstereyim. En son olarak da frenimizi pompalıyoruz arkadaşlar. Şu an frene basmayacağım diğer tekere değiştireceğim için. Buradan bu freni pompalayarak aradaki boşluğu alıyoruz. Zaten az önce fren kaliperini sağa sola ittirdim ya o arada boşluk oluşuyor ya. O boşluğu bu fren pedalına basarak pompalayarak alacağız. Eğer bunu yapmazsanız öndeki arabaya maazallah vurabilirsiniz. Öndeki arabada bizden ama sıkıntı olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi yani bunu dikkat edin. Fren işi sakata fren işi şakaya gelmez. Bunun teknik detaylarını iyice öğrendikten sonra bu işe uygulamaya girdim. Tabii ki bu işlemleri Tofaş'tan da destek almayı unutmuyoruz tabii ki. Tofaş'ı kobay olarak kullanıyorum Tofaş'ı. Yani bütün arızalı işleri yani Tofaş'ın yaptığım işlemlerin aynısı zaten minibüse de geçerli oluyor genellikle. Aynı ortalama seviye olarak aynı işler. Yani bu böyle yani Tofaş'ta öğreniyorum. Buna gelip bunu da uygulamayı yapıyorum yani. Genelde bu işler böyle ilerliyor. Tofaş bir oyuncağım oldu aslında yani bir nevi. Tofaş'ı aldığımda satmak için almıştım ancak bir baktık usta olduk yani sıfırdan motor topladık arabaya. Fren balatalarını, Westinghouse, fren merkezi her şeyini değiştirdik arabanın yani. Ya bu işler böyle oluyor yani bir işe başlarsan yani bir başlamak işin yarısı yani arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Bir işe başladığınız zaman gerisi de geliyor yani kendiniz geliştirdikçe pes etmediğiniz sürece ilerlettikçe kendinizi. Hem kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz hem de özgürlük seviyenizi arttırmış oluyorsunuz. Şimdi ben bu işlemleri kendim yaptığım için gidip de sanayi, usta aramakla uğraşmayacağım. Çünkü inanın ustalarla uğraşmaktan gına geldi. Yani tabii kendi ustalarım var ama yani şu an onların da işleri yoğun oluyor. Yoğun oldum mu bu sefer ne oluyor? Benim işlerim aksıyor. Bu sefer ne oluyor? Ufak tefek işleri kendim yaparsam işlerimi hızlandırmış olabiliyorum. Yani bu şekilde ufak tefek işlerimizi kendimiz yapmamız iyi bir şey yani. Tabii ki malzemem olsa daha büyük işlere de kalkışırım ama malzemeler yok. O malzemeler de dediğim gibi zamanla yapacağız onu da. Yeni balata, eski balata. İliği ne kadar sönmüşüz. Şuraya bak. Parça atmaya başlamış. Evet arkadaşlar, ikinci tekerimizin takımını hallettik. Yani gereken işlemler yapıldı. Şimdi freni pompalayacağız. Evet arkadaşlar, şöyle fren pedalına basacağım. Şu an zaten boşta şu an pedal. Bir kere bastım. Bir kere daha basacağım. Şişecek zaten bu pedal birazdan. Evet, şu an şişmeye başladı pedal. Evet. Bu kadar pompalamak yeter. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Yumuşaması lazım. Evet. Yumuşadı. Şimdi bir test sürüşüne çıkalım. Evet arkadaşlar şu an ön fren baltalarımızı değiştirdik. Teste çıktık. Tabii ki araba çalıştıktan sonra ileri geri biraz daha manevra yaptım. Bunu videoya çekmedim ama ileri geri manevra yapıp frenin boşluğunu biraz daha aldım. Frenin boşluğunu mümkün olduğu kadar alın. Yoksa frene bastığınızda aracınız durmaz ve öndeki arabaya vurabilirsiniz. İlk başta arabanın frenin boşluğunu alın yani. Zaten fren baltalarını takarken gösterdim o aradaki boşluğu. Kaliper boşluğu. O kaliper boşluğunu aldıktan sonra freni tutmaya başlayacaktır. Şu an bakalım frenimize. Atı da sıkı tutun. Rampayı çıkalım da ondan sonra. Geri gidemiyor musun kardeşim ya? Adamın araba kaldı herhalde. Durdursana videoyu şu az adamlar. Frenden
frenleri test ediyoruz ancak frenler birkaç kilometre daha böyle tam kavramaz. Yeni balat olduğu için biraz alışması lazım pistlere. Pistlere alıştıktan sonra baltamız daha da iyi kavrayacaktır. Şu an bile eski performansından iyi çünkü eskideki fren baltalarında balta kalmamış. Yani baltayı sonuna kadar kullanmışız. Şu an... Evet, arkadaşımız geri geldi. Atilla sıkı tutun. Tamam, fren baltalarımızda sıkıntı yok. Fren baltalarımızı da yaptık. Geçen haftaki yağ bakımını yaptık. Mazot ürünü de işte. Mesela şu ABS ışığımız kaldı. ABS ışığının biraz problemi sıkıntılı herhalde. ABS beğeninde bir problem olabilir. Ondan şüpheleniyorum. Orada baktıracağım. Çünkü ben kendim uğraşmak bayağı bir zamanımı alır. O kadar zamanım yok. Araba çalışan araba. O yüzden bunu ustaya baktırabilirim. Çünkü zaman değerli. 2 günde yapılacak bir arıza benzemiyor. Ben yapacağımı söylemiştim ancak mümkünatı yok. Yani ABS beynindense değiştirmemiz gerekecek büyük ihtimalle. Onu da ustalar anca yapabilir. Çünkü araba çalışıyor. Hafta sonu yatıyor sadece. Hafta sonu da arada bir ekstra işlere gidiyor. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Like atın ki gelişelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.